Bingöl bildiğiniz gibi iki fay hattının kesiştiği bir noktada. Geçmişte de çok depremler yaşamış bir ilimiz. Son dönemlerde de ülkemizde asrın felaketi dediğimiz çok büyük afetler yaşandı. Bingöl bu büyük afetten etkilenen ama can kaybı yaşamayan bir il oldu. Yaralımız, can kaybımız yok çok şükür. Bu anlamda gerçekten bu depremi en hafif şekilde atlattığımızı ifade edebilirim. Önemli olan cana bir şey gelmemesidir. Ancak yapı stoğumuzda belli etkilenmeler meydana geldi. Özellikle Merkez, Genç ve Adaklı bölgelerimiz başta olmak üzere. Son dönemde yine Yayladere ilçemiz. Bütün buralarda belli oranda bir hasar tespiti yapılmış durumda. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze 5000 civarında dilekçe geldi. Bu dilekçeleri işleme koyduğu müdürlüğümüz ve binlerce inceleme yaptılar. Bu incelemeler neticesindeki tespitlerini de rapora bağlayıp AFAD başkanlarına iletmiş durumdalar. Şu anda merkezde bu gönderilen raporlar inceleniyor. İlave olarak Yayladere, Yedisu ilçelerimiz kaldı. Onlarla ilgili çalışmaların da haftaya bitmesini bekliyoruz. O çalışmalar biter bitmez AFAD başkanlığımız o ilçelerimizle ilgili raporları da Ankara'ya göndermiş olacak. Ve orada gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Bu konuları vekilimizle birlikte defalarca konuştuk. Yakından takip ediyoruz. Hem yereldeki çalışmaları hem merkezdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu incelemeler tamamlanır ve genel hayata etkili afet bölgesi kararlarını görmüş oluruz. Bunu bekliyoruz. Bu konutların incelenmesinin yanı sıra okullarda da ciddi bir inceleme çalışması başlattık. Biliyorsunuz çocuklarımız, binlerce, on binlerce çocuğumuz okula gidiyor. Dolayısıyla okulların güvenliği bizim için çok çok kıymetli. Büyük bir kısmını yenilemiştik okullarımızın ama mevcut stoğumuzda eski yapılar yine var tabii binlerce yapı içinde. Bu çerçevede 19 okulumuzda sorun tespit edildi. 10 tane okulumuz yıkım kararıyla ayrıldı. 9 okulumuz da tahliye edildi. Bunların performans incelemeleri yapılıyor. Eğer olumsuz çıkarsa bunlar da kapsama alınmış olacak. Bingöl Merkez ve Genç Öğretmen Evlerimiz de yine tahliye edildi. Bunların da performans incelemeleri yapılıyor. Büyük bir ihtimalle bunlarda da yıkım kararı çıkacak gibi görünüyor. Bunları da yıkıp yerine yenileri yapılacak. AFAD Müdürlüğümüz de bu yaşanan depremlerden çıkarılan derslerle yeni çalışmalar başlattı. Şu anda 3 tane alan belirledi AFAD Başkanlığımız. Allah korusun bir afet yaşanması halinde nereye konteyner kent kurulacak bunlar tespit edildi. Bunların altyapıları oluşturulacak. Ve bir afet yaşanması halinde hızlı bir şekilde altyapısı hazır bu alanlara konteynerların kurulumu sağlanmış olacak. Bu çerçevede 3 tane yer var. Bir tanesi Şeyhahmet dediğimiz bölgeye yakın oldukça geniş 100 dönümlük bir yer. Buraya 1000 konteynerlik bir alan inşa edilecek, altyapısı kurulacak. İkincisi Etsüt kurumumuzun bahçesi biliyorsunuz geniş bir alanı var. Orada 700 konteynerlik. Bir de Kasman dediğimiz bir bölge var. Orada da 45 dönümlük bir alanda 450 olmak üzere toplam 2150 konteynerin altyapısı hazırlanıyor. Bir afet olması halinde çadır kentlerin nereye kurulacağına ilişkin de yeni bir çalışma güncelleme yapıldı. 9080 çadırın kurulabileceği 35 tane yer belirlendi. Bunlar da çadır kent kurmaya elverişli yerler. Buralarda ihtiyaç olması halinde hızlı bir şekilde çadırların kurulması sağlanacak. Ayrıca toplanma alanlarımız yine belirlenmiş durumda. Bir afet olması halinde Muş ve Elazığ lojistik anlamda, Diyarbakır ve Erzurum da arama kurtarma ekipleri anlamında Bingöl'le eşleştirilmiş durumda. Bir sıkıntı yaşandığında karşılıklı yardımlaşılacak. Bu birinci kuşak. İkinci kuşakta da daha farklı iller var. Diyelim ki bu iller de etkilendi bir afette. Onun ötesine geçen illerle yine bir çalışma yapılacak. Şu anda ilimizde 8 arama kurtarma ekibi var, profesyonel. Her birini 10 kişiden düşünürseniz 80 arkadaşımız.
Bu yetersiz bir rakam tabii ki. Son depremde de bunun önemini bir kez daha görmüş olduk. Bu çerçevede arama kurtarma ekiplerini Bingöl'de 50'ye çıkarma kararı alınmış durumda. Yani 10'ar kişiden düşünürseniz 500 arkadaşımız profesyonel bir şekilde bu arama kurtarmada yetiştirilmiş olacak. Bu değişik kurumlarımız bünyesinde olacak bunlar. Değişik kuruluşlarımızda 500 civarında profesyonel arkadaşımız yetişmiş olacak. Dolayısıyla 50 tane profesyonel arama kurtarma ekibine Bingöl'ü kavuşturmayı hedefliyoruz. Geniş çalışma merkezde yapıldı. Bir depremden etkilenen bölgelerle ilgili, yapılarla ilgili çalışmamız var. Bir de riskli yapı çalışmamız var. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Son yaşanan depremlerden hangi binaların etkilendiğini Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz inceliyor. Buna hasar tespit çalışması diyoruz. Bir de riskli yapı tespit çalışması var. Yani depremden etkilenmemiş olsa da işte yapıldığı yıl itibariyle başka sebeplerle riskli olarak tespit edilen, son depremden etkilenmemiş olsa bile riskli tespit edilen yapılar var. Bu konuda da belediyemizle İnşaat Mühendisleri Odamız ciddi bir çalışma başlattı. 98 mühendisin yer aldığı gerçekten çok kapsamlı bir çalışma. Binlerce yine yapının incelendiği bir çalışma başlatıldı. Bu riskli yapılar tespit ediliyor bu çalışmada. Bu devam ediyor, henüz bitmiş değil. Ama çok önemli bir mesafe alınmış durumda. Buradan çıkan sonuçlara göre de riskli alan ilan edip oralarda kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz mümkün olacak. Bu noktada tekrar şunu hatırlatmak isterim. Bingöl yapı stoğu açısından Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesidir. Ama buna rağmen tabii riskli alanlarımız yok mu? Elbette var. Buna dönük de az önce bahsettiğim gibi riskli yapıları belirleme, riskli alanları belirleme çalışmamız da devam ediyor. Daha önce üniversite ve TÜBİTAK tarafından zaten fay hatları çalışması yapılmıştı Bingöl'de. Sismik haritamız var. İşin özü şu değerli arkadaşlar, sağlam zeminde sağlam bina yapmak. Önemli olan afetlerde can kaybı yaşanmamasıdır. Canlılara bir zarar gelmemesidir. Diğer hususlar bir şekilde tamir edilir, giderilir. Özellikle Yedisu, Karlova bölgemiz, tabii Erzincan'a yakın bölge, riskli bir bölge. Buralarda da çok daha büyük oranda bir yenileme yapmış durumdayız. Yedisu bölgemizde özellikle çelik konstrüksiyon, yaşanan eski depremlerden ötürü çelik konstrüksiyon evler inşa ettiriyoruz. Çok daha sağlam yapılar kurduruyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı titizlikle devam ettireceğiz. Ben ayrıca yine neredeyse 25-26 yıllık bir mesele olan EYT dediğimiz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili plan bütçede bir düzenleme gerçekleştirdik ve ilk etapta 2023 yılında 2.250.000, orta vadede 5 milyon insanın yaş sınırına bağlı olmadan emekli olmasına imkan veren düzenlemeleri yapmış olduk. En son geçen hafta afet imar yenileme fonunu kuran bir kanun teklifini görüştük plan bütçede. Yeni bir fon kuruyoruz. Bu fon depremden zarar gören, bu genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yörelerimizde yeniden imar çalışmaları için kurulmuş bir fondur. Bu fon inşallah çeşitli kaynaklardan gelirler elde ederek yeniden imarda etkili olacaktır. Özel bir fon kuruyoruz. Zannediyorum bu salı günü veya işte haftaya bir gün genel kurulda da ele alınıp yasalaşır diye tahmin ediyorum. Son 3 yılda Türkiye'nin ekonomik performansı dünyadaki duruma göre çok daha iyi noktada. Ekonomik büyüme rakamlarına baktığımızda şunu görüyoruz. 2020 yılında, yani pandeminin en yoğun yaşandığı yılda, dünya ekonomisi %3 küçülürken Türkiye ekonomisi %1.8 büyüme kaydetti. 2021 yılında dünya ekonomisi %6'ya yakın bir büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisi ise tarihi bir büyüme kaydetti, 11.4. Yani çift haneli bir büyüme kaydetti 2021 yılında. Bu da dünya büyümesinin oldukça üstünde bir büyüme oldu. 2022 yılında ise dünyadaki rakam tam netleşmiş değil ama dünya ekonomisi %2.5-3 gibi bir büyüme kaydetti geçen yıl. Türkiye ekonomisi ise %5.6 bir büyüme kaydetti. Yani yine dünya büyümesinin ortalamasının oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiş oldu ekonomimiz. Varsa bir sorunuz arkadaşlar, buyurun.
İntihar sosyal medya hesabımızdan bilimleri afet bölgesinden verecek kararı bekliyoruz dediniz. Bununla ilgili somut bir ya da net bir cevabımız var mı? İkinci bir husus, bilimleri deprem bölgesi STK'lara arama kurtarma ekip ve ekipmanları noktasına destek olacak mısınız? Evet. Bir de EYT noktasında EYT'ler yaşı geçti. Şu anda Bağkur engelden katılıyor. Bununla ilgili de bir düzenleme var mı? Değerli arkadaşlar, bu afete, genel hayata etkili afet bölgesi kararlarıyla ilgili aslında az önce söyledim. Raporlarımızı merkez ve birçok ilçemizle ilgili tamamlayıp gönderdik. Şu anda AFAD'da başka iller de var bu konuda. Onlarla birlikte değerlendiriliyor. Yakın bir gelecekte bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tam bir zaman söylememiz mümkün değil. Diğer iller de var. Bir çalışma yürütülüyor. Biter bitmez zaten kamuoyuna ilan edilecektir. Ama çok gecikeceğini de düşünmüyorum doğrusu. Arama kurtarma ile ilgili yine 8'den 50'ye çıkarma hedefini koymuş durumdayız. Bunu da AFAD koordinasyonunda ama sivil toplumla birlikte elbette gerçekleştireceğiz. Burada hazırlanan bütün projelere destek olmaya hazırız. Hazırlanacak projelere mutlaka biz de elimizden geldiğince destek olacağız. EYT ile ilgili sorduğunuz soruya gelecek olursak, EYT adı üzerinde emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi ne diyordu bizim vatandaşımız? Biz diğer bütün şartları sağlıyoruz. Sadece ve sadece yaştan dolayı, hani prim gün sayımız tamam, sigortalılık süremiz tamam ama sadece ve sadece yaştan dolayı emekli olamıyoruz deniyordu. Bütün platformlar, bütün tartışmalar bunun üzerine yürüyordu. Biz de gereğini yaptık. Yaşı hiçbir alt sınır da koymadan, tamamen ortadan kaldıran yaş sınırını, diğer şartlar tutuyorsa yaşı sınır olmaktan çıkaran bir düzenleme yaptık. Bu zaten geçti meclisimizden. Ben 5 milyona yakın da yararlanıcı var az önce söylediğim gibi. Hayırlı olmasını diliyorum tekrar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.